Herkese merhaba. Mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlar. Hem pazar günündeyiz, dinlenme günü, tatil günü, aynı zamanda da yeni haftanın arefesinde bir gündeyiz. Bugün gökyüzündeki açılara baktığımda ilk aklıma gelen şudur: bugün her duyduğunuza inanmayın. Evet, her duyduğunuza inanmayın, her konuşulanı doğru zannetmeyin, gerçek zannetmeyin. Yanıltılabiliriz, kandırılabiliriz, yönümüzü değiştirmek için bir çaba içerisinde olabilir birileri. Burada dikkat edin, bu kişilerle de ilgili olabilir. Mesela alışverişlerde olabilir, bir şeyi satın alırken bir ürünle ilgili olabilir. Dijital platformlardaki ilişkilerimizde olabilir. Mesela sosyal medyadaki ilişkilerimiz de burada çok önemli. Sosyal medya, internet ortamında tanışılan kişiler, insanlar, onlarla ilgili alanlar önemli olacak. Dijital alandaki mesela kandırılmalar, hırsızlıklar, dolandırılmalar gibi konular da bunlar içerisinde geçerli ki bugün tüm gün neredeyse bu etki devrede olacak arkadaşlar. Hepinizin gözü kulağı açık olsun. Hemen öyle biri bir şey dedi diye lak diye inanmayın. Bu sizi üzecek bir şey bile olsa inanmayın. Çünkü onun arkasını bir araştırın, bir sorun derim. Çünkü bugün ayın hem Mars'a hem Neptün'e karesi olacak. Dolayısıyla da bu etkiler iki gezegenin de böyle etkileri olacağı için daha uzun bir zaman aralığına yayılıyor. Mesela saat olarak işte 15.46 ile diyelim 17.48, 18'e kadar geçerli bu dediklerim. Yani bu saat aralığında biraz ruhsal olarak da biraz böyle bastırılmış hissedebiliriz. Zihinsel bulanıklar yaşayabiliriz. Bir şeyler net olmayabilir aklımızda. O yüzden bunlara dikkat edelim diyelim. Sabah saatlerinde de yine bu anlattığım konuları aslında altın dolduracak bir açı var ki Merkür Neptün karşıtlığı gerçekleşiyor sabah ilk saatlerde ve gün içinde de yine Merkür'ün ayın karelerini görüyoruz birbirlerine. Dolayısıyla bu anlattığım konular daha büyük platformlarda da olabilir. Yani toplumu ilgilendiren konularda da olabilir. Onun farklı bir alandan bakarsak da mesela yine hava şartları, hava koşulları, bu alanda bazı böyle beklenmeyen işte doğa olayları, işte sis, ondan sonra şartlarda, denizlerle ilgili konularda bazı yanıltıcı durumlar ya da hava şartlarını, hava trafiğini ya da deniz trafiğini mesela etkileyici hava koşulları diyelim. Enteresan, yani her türlü değerlendirebiliriz ama şimdi bunların altını dolduracak ya da bunları daha aydınlığa çıkaracak da bir açımız var. Var, evet, o da sabah 9 ile 10 arasında ayın Satürn'e bir üçgeni var. Mesela günlük hayatınızda şu an olduğu gibi hayatınızı zorlaştıracak eğer bir durumla, bir ruhsal durum da olabilir bu arada arkadaşlar. Eğer karşılaşırsanız mutlaka bir büyüğünüzden destek alacaksınız. Bu maddi anlamda da olabilir, mesela ruhsal anlamda da olabilir. Sizden yaşça olgun birilerinin desteğini alabilirsiniz. Daha kalıcı, somut konularda mesela kararlar almak için bir takım destekler gerekiyorsa yine sabah saatlerinde bu desteği bulabiliriz ama ne yazık ki aynı saatlere de denk gelen bir Merkür-Neptün karşıtlığı var. Gerçekten zihnimiz çok bulanık, çok kararsız da olabiliriz. Bu arada kararsızlıkları da tabii ki işaret ediyor. Bu gökyüzü görünümü. Tabi Ay İkizler Burcu'nda, Merkür'e bakıyoruz Başak Burcu'nda. Her şeyi biraz fazla daha irdeleyeceğiz. Bir yandan da şöyle de düşünebilirsiniz. Çok gereksiz böyle bir şeyi cincik cincik detaylarına girerek herhangi bir konuda da mesela yine kendi hayatınızı da zorlaştırabilirsiniz veya o konuyu. Hani bizde şey derler, pişmiş aşağı su katmak gibi. O yüzden biraz daha dengeli olmakta ya da farkında olmakta bugün çok fayda var arkadaşlar. Merkür'ün etkin olduğu, Neptün'ün etkin olduğu bir gün. Ay ve ikizlerde olunca aslında kesinlikle zihinsel konular olacak bu. Hayat, bir de aklımızda bugün mesela birden çok konu olabilir. Aynı anda bir sürü şeyle ilgilenirken bazı şeylere tabii illaki yüzeysel kalırız, kaçar gözümüzden. Bunun gibi konular bugün en fazla dikkat etmemiz gereken konular arasında olacak. Bir de trafikte de dikkatli olalım. Bunu her videoda hatırlatacağım. Mars İkizler Burcu'nda ve trafikte özellikle hem bizim şehir trafiğimizde hem sosyal platformlarda olan trafiğimizde, oradaki yani iletişimlerimizde de ciddi bazı
sınavlar verme ihtimali var açıkçası. Bir de hafta sonu yeni ay geliyor. Mars yine etkili orada başrolde. Başak Burcu'nda yeni ay. Bu olasılıkları da güçlendiriyor. Şimdi arkadaşlar ben size bugün bizim için güzel olabilecek saatlerimizi hemen söylüyorum. 07.25 08.32 arası. Çok keyifli bir zaman dilimi. Güne güzel başlamak istiyorsanız bu saatte uyanmış olun. Yani bu saati uykuda geçirmeyin bence. Motivasyon katacaktır. Günün genel dağılımına mesela baktığımızda güne nasıl başlarsan öyle gider kafasındaysanız mesela ki öyle oluyor genellikle. Bence bu saati uyanık geçirin. Plan yapın, oturun, işte güzel bir kahvaltı yapın veya öyle bir plan yapın kahvaltı yapmak için veya işte kendinizle ilgili bir şeyler planlayın. Daha relax bir gün geçirmek istiyorsanız sevdiklerinizi de arayabilirsiniz bu arada. Diğer saatim 15-13-16-20 saatleri arasında. Bu da pazar günümüzü daha keyifli, daha eğlenceli, daha mutlu geçirmek için güzel bir zaman dilimi olacağını söyleyebilirim. Mesela özellikle mesela sosyal ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. Yeni bir şey öğrenmek, yeni bir şeye heves etmek için güzel bir saat, güzel bir zaman. Mesela telefon trafiği olabilir, pat diye birisi arayabilir, sevdiğiniz biri, bir eşiniz, kuzeniniz, dostunuz, kardeşiniz vesaire. Onlarla iletişim içerisinde olabilirsiniz ki daha çok belki de hani ev içindeki, aile içindeki sevdiğiniz, özlediğiniz insanlar olabilir bunlar. Keyifli bir saat bu arada. Diğer bir saatim ise 20-20-23-14 saatleri arasında olacak kıymetli dostlarım. Bu da yine ilişkilerimizi aslında iyileştirmek, güzelleştirmek. Bir sonraki gün için mesela işe gideceksin bir giysi seçmek istiyorsun. İşte saçımı şöyle yapacağım, makyajımı böyle yapacağım. Ben çok yapardım onu işe giderken çalıştığım yıllarda. Böyle güzel, keyifli olabilir. Güzellik, estetikle ilgili tüm alanlar için güzel. Değerli arkadaşlar, böyle bir gün umarım hepimiz için güzel geçer. Şimdi arkadaşlar bu haftanın burç yorumlarını yani 22-28 Ağustos burç yorumları ve Başak Burcu'nda yeni ay yorumlarını tüm burçlar için oldukça detaylı yaptım. Göreceksiniz zaten izlediğinizde. Bu yayından sonra yayınlamış olacağım. Onu da tek video olarak yayınlamayı planlıyorum. Ama şu an tam ben size bu yayın çekerken bunun karar aşamasındayız. Belki de yine tek tek yayınlayacağım. Ayrı ayrı yani onu bilmiyorum. Değerli dostlarım, mutlu, sağlıklı, keyifli bir hafta diliyorum. Sürpriz bir hafta geliyor, unutmayın. Kendinize iyi bakın.